Ben Kirve'yi tanımam. Benim cenazeme gelip racon yapıyorsa bunun bir sebebi ve bir cevabı olmalı. Onun tavrı sana karşı değildi. Bize karşıydı. Hüsrev Ağa'nın cenazesine gitmeyip senin cenazene katılmamızı kendine yediremedi. Bir dakika. Saygısızlık bana yapıldı. Benim olduğum yerde Hüsrev Ağa'ya yakın olan bir kimse kalkıp da ortaya kurşun atıyorsa ben bunu üstüme alırım. Kirve'nin Hüsrev Ağa'nın ölümüyle ilgili bir bilgisi varsa bizimle paylaşsın. Varsa intikamı birlikte alalım. İntikam peşinde değil Kirve. Mirasın peşinde. Eğer bir savaş çıkacaksa önce benimle konuşmalı. 40 yılın hatırı var. Eğer o benimle konuşmaya gelmezse ben onunla konuşmaya giderim. Konuşacak bir şey yok artık. Bizim tavrımız belli, bize tavır yapandı. Konuşup tavrımı öyle koyacağım. Benden haber almadan Kirve'ye mukabele etme. Olur Ziya Bey. Kirve itibarınızı zedelemeye çalışacaklar. Bence görüşmeyin Ziya Bey. Daha fazla zedeleyemez nasılsa. Siz bilirsiniz. Ben de çıkıyorum Polat. Eğer vaktiniz varsa sizinle biraz konuşmak isterim. Ziya Bey'i geçirip geleyim. Olur. Rahmetli Hüsrev Ağa'yla son zamanlarda güzel irtibatımız olmuştu. Bir araya gelip nasıl işbirliği yapabileceğimiz hususunda görüşüp anlaşmıştık ki öldü. Sizinle temasını biliyorum ağanın. Yetmedi mi dedi bunların yaptığı? Yetti ağa dedim. Bize ne dedi onlar Rusmuş, Rusçuymuş. Bizi alakadar etmez dedim. Karahanlı bizi başka türlü lanse ediyor. Biz iş yapalım, para kazanalım. Doğudan da alalım, batıdan da alalım. Doğuya da satalım, batıya da satalım dedikçe o bize Rusçu diyor. Karahanlı'nın her zaman yaptığı önce düşman ilan ediyor, sonra da düşmanlık yapıyor. Bizim hayret ettiğimiz, onu bu kadar yücelten Hüsrev Ağa'yı nasıl gözden çıkardı? Hüsrev Ağa damarına damarına bastı tabii. Artık dünyada bir günde dengeler kuruluyor, bir günde dengeler bozuluyor. Hüsrev Ağa için zaman aynı zamandı. Doğduğu günden öldürüldüğü güne zaman aynıydı. Bu zamanda bizim yanımızda olmanı bekliyoruz. Dengeler Bekir Ağa. Zaman sizin yanınızdaysa ben de sizin yanınızda olurum. Ama benim için şimdi zaman Hüsrev Ağa'nın intikamını alma zamanıdır. Magosalı öğretmen. Sabahat. Kıbrıs'tan buraya nasıl ve hangi yılda gelmiş? Kim getirmiş? Amca teşkilatına ne zaman almış? Neden sadece yetimhanede görev yaptırmış? Hepsini araştırmanı istiyorum. Tabii ki efendim. Sabahat Hanım, sizin kim olduğunuzu biliyor mu? Zannetmiyorum. Ben orada ticaret yapıyordum. Benziyor mu bana? Şartlarınız biraz kötüymüş o dönemde. Kıyafetlerinize bakınca. 1969'da Kıbrıs'ta zengin ve Türk diye bir şey olamazdı Nizamettin.
ya da İngiliz ajanı derlerdi. Fotoğrafın bugün ortaya çıkmasına ne diyorsunuz? Hayatımda tesadüflere yer vermedikçe hayat tesadüfleri bana dayatıyor. Seninle ya da hiçbirinizle tesadüfen buluşmadık. Amcayla da öyle. Amcanın ortaya çıktığı süreçten itibaren o kadar çok tesadüfle karşılaştım ki. Bu tesadüfü çöz Nizamettin. Palayı öldürmeden önce sorguladım. İki önemli bilgi verdi. Aslan Akbey'i öldürme emrini Kirve'den aldığını söyledi. Onun adamı oldukları biliniyordu zaten. Asıl önemli husus da şu. İlk hedefleri Aslan Akbey değilmiş. Önemli bir iş adamını öldürmek üzere İstanbul'a yola çıkmışlar. Daha sonra plan değişmiş. Aslan Akbey işi palalara ihale edilip iş adamı suikasti ikinci bir ekibe verilmiş. İş adamı kim Polat? Pala bilmiyordu. İkinci ekip? Onu da bilmiyordu. İş adamının Sayın Karahanlı olduğundan mı şüpheleniyorsun? Aslan Akbey'in en son görüldüğü yer sizin yanınız. Aslan Akbey'in ölüm haberini benim yanımda aldınız. Parçaları birleştirince puzzle'dan bu resim çıkıyor. Kirve kandırmış palaları. Aslanın üstüne gittikleri belli olmasın diye hedef saptırmış bence. Ama yine de araştıralım. Güzel ofis yapmışsın. Beğendiniz mi? Beklediğimin üzerinde. Şaşırttığıma sevindim. Sen beni hep şaşırtıyorsun. Henüz çok gençsin. Senin yaşında ne bu kadar güç sahibi olmak mümkün, ne de böyle ihtişamlı saraylar yaptırmak. Korkmuyor musun? Bu benim tercih ettiğim bir hayat değil. Ben buraya geldiğimde hiç görmediğim dayımın yanında biraz takılır, sonra tekrar Avrupa'ya dönerim diye düşünmüştüm. Ama her şey benim beklentilerimin ve taleplerimin dışında gelişti. Önce dayım öldü, sonra intikamı, sonra Çakır, sonra onun intikamı derken ateş çemberinin ortasında kaldım. Sen de kaçmadın. İstesen ne olur başına giderdin. Yıllarca kendinden kaçmaya çalışmış biri olarak kaçmak diye bir şeyin olmadığını öğrendiğim için belki de bana bir tek alternatif kalıyordu. Savaşmak. Ne için? Hayatta kalabilmek için. Hayatta kalıp nereye varmayı hedefliyorsun? Bir gün arzu ettiğim yere, arzu ettiğim şekilde gidebilme hürriyetini elde etmeyi hedefliyorum. Hedefleri olan insanların hürriyetleri kendine bağlı değildir. Sakın nereden biliyorsun diye sorma. Sormam. Ama bence hedefine ulaşacaksın. Hem imkansız diyorsunuz, hem de ulaşacaksın diyorsunuz. Nasıl? Tanrı'ya inanır mısın? Evet. Al Capone demiş ki, çocukken her gece Tanrı'ya bana bir bisiklet vermesi için yalvardım. Sonra baktım ki Tanrı'nın çalışma yöntemi bu değil. Gittim ilk bisikletimi çaldım. Ve ondan sonra her gece Tanrı'ya beni bağışlaması için yalvardım. Tanrı'nın çalışma yöntemini çözersen dilediğin her şeye sahip olursun. Hürriyete bile.
alayı Polat Alemdar yok etti. İyi de etti. Biraz daha yaşasa her şeyin içine edecekti. Orada öldürmediğine göre muhakkak sorgulamıştır. Sizi de, beni de öğrenmiştir. Öğrensin ne olacak? Bizi herkes biliyor. Yalnız Doğu ile teması var. Tam ona göre adam. Vatan, millet Sakarya. Polat Alemdar çok zıpladı. Bunu alıp bir konuşmak lazım. Her taşın altından çıkıyor. Halo meselesi, hala meselesi, Doğu meselesi. Hüsrev Ağa'nın çok yakını olduğu için ben hiç dokunmadım. Ama artık sessiz kalamayız. Karışma o adama. Herkes onun üstüne kuruyor dengeleri. Ben daha kurmadım. Kurumda da değişiklikler olabilir. Dengeler yeniden kurulabilir. Doğu Eşrefoğlu bu işin üstüne gidiyor. Benim görevden alınmam için. Seni kimse görevden alamaz Mithat. Sen işine bak. Halonun üstüne gidin. Nerede, ne yapıyor, hangi kimliği kullanıyor, kimlerle bağlantı kuruyor öğrenin. Erken geldin canım. Üstümü değiştirip çıkacağım. Annen nasıl? Daha iyi. Bu ne Sara? Postacı bırakmış. Harikasın hayatım. Teşekkür ederim. Beğendin mi? Çok. Dünyanın en şahane erkeğine küçücük bir hediye. Canım benim. Kokunu mu değiştirdin sen? Evet. Neden benim haberim yok? Ne var canım bunda? Kim aldı parfümü? Ben. Sami, eğer bir haltlar karıştırıyorsan seni öldürürüm. Ben. Gözüm üstünde ona göre. Rahatsız ediyorum Madame Betty. Kiraya getirdim. Bunlar ne? Kapının önünde buldum. Sanırım size ait. Sen kadınların gönlünü nasıl alacağını biliyorsun. Küçük fare. Turta yer misin çilekli? Sara getirdi. Çok severim. Gel o zaman. Kirve gelecek. Hüsrev'in mirasını kimseye yedirmez o. Her ne kadar bize meydan okusa da önce senin üstüne yürüyecek hala. Bileğimizden kelepçe çıkmasına çıktı da elimiz boş kılıç. İş yapmamız lazım. İş yapmamız için millete halo burada dememiz lazım. Biz millete halo burada dersek kirveden önce sünnetçi bizi bulur. Sayın Karahanlı kimlik işini halletti. Mavi kağıda ihtiyacımız olsa bizde yeğen çok kılıç. Kırmızı pasaportlu yeğenin var mı halo? Ya o kadar masraf ettim çakallara. Lan parayı alan mektepten kaçtı kılıç. Hiçbir okumadı. Ne kırmızısı ne yeşili. Ender Demiray. Tanımadım. En yakın adamın olacak. Ben öyle tanımadığım adama güvenemem kılıç. Görmedin mi kardeşimizin bize ettiğini? Eloğlu ne yapar? Her işini yapar. Ben sana dost vermiyorum. Zırh veriyorum. Ender Demiray Afrika'da Podoso Cumhuriyeti'nin Türkiye Fahri Konsolosu. Yapma Afrika ile bizim ne ticaretimiz olur kılıç? Adamın diplomatik dokunulmazlığı var. Bu adam senin yanında olduğu sürece
Aranmazsın. Kimliğin sorulmaz. İş yerine girilmez. Evin basılmaz. Araban durdurulmaz. Madem bize dur yok, bundan sonra durak da yok. Hadi hızlan be Halil İbrahim. Her şey çok iyi. Kendi başına yürüyebiliyor artık. Yürümesi hızla düzelecek. Her gün düzenli olarak egzersiz yapacaksınız. Konuşması tam olarak ne zaman düzelecek? Aslına bakarsanız Nergis Hanım ne zaman isterse o zaman. Anne, bize sürpriz mi yapacaksın yoksa? Artık hayatını kendi başına idame ettirmesini sağlayın. Nasıl yapacağız? Bazı refleksler kullanılmaya kullanılmaya kaybedilir. Yine aynı şekilde kullanılarak tekrar kazanılabilir. Mesela yürümesi, el becerileri ve benzeri şeyler. Bir de kendisine hizmet eden hanım sağır dilsiz galiba. O da konuşma yetisini köreltebilir. Konuşmaya ihtiyacı olmadan her işini görebildiği için. Bu da tembelliğe sevk eder. Dillara benim. Doğru söylüyor doktor bey anne. Belki de o yüzden konuşamıyorsun. Ben bakarım sana. Dilara da başka işlerle ilgilenir. Safiye Hanım, bir şeye dikkat çekmem lazım. Bu süreçte anneniz ani duygusal patlamalar yaşayabilir. Nasıl yani? Sinirli hareketler, ani tepkiler, ellerde titreme, çığlıklar görülebilir. Sükunetle karşılamanız lazım bunları. Olsun. Geçecek nasıl olsa. Nergis Hanım'ın çok güçlü bir bünyesi var. Benim annem. Efe. Bir de Efe'nin annesi. Efe. Bak Erhan. Bu alemde en büyük zaaf kadındır. Seyfo dayı buraları terk edip gideceksin derken senin bu zaafını görüp söylemiş. Abi kanlı icraatlerden dolayı söyledi dayım. Yoksa ben kimin tavuğuna kış demişim. Seni kanlı icraatlerden uzak tutabilirim. Ama kadınlardan uzak tutamam. Sen kalsan onlar senin yakanı bırakmazlar. Allah cezalarını vermesin abi. Kim görse yanaklarıma yapışıyor. Kanım şirin. Ben ne yapayım? Dayıya yemin etmemiş olsan bu da problem değil ama. Nasıl yapsak Memati? Çare yok abi, gidecek. Adım Memati ya. Öldür abi, öldür. Bir çıkar yolu bulunmaz mı Memati? Bence yok. Yemin etmişse gidecek.
Abi alo fetva hattını aradım. Sordurdum hocalara. Yemini bozmanın da dinde bir telafisi var. Siz he deseniz ben hacca bile gider gelirim. Sen. Sizde nasıl bir imaj bıraktım hiç bilmiyorum ama hepinizi utandıracak kadar iradeliyimdir. İsteyin benden bir şey yapayım. Yapamazsam yollayın. Arkama bakarsam namertim. Belki köyde daha mutlu olacaksın. Niye İstanbul? Benim cennetim burası, İstanbul. Beni cennetten atmak istiyorsanız buyurun bu yetimi cehennemlere atın. Gülümser'le aran nasıl? Kıza da mahcubum. Kaç kere aradı, anca telefonla dönebildim. Ağla ağla o da perişan. Git Gülümser'le buluş. Hemen abi. Onunla ve bütün kadınlarla vedalaş gel. Polat abi. Bir göreyim senin iradeni. Yoksa harem orada. Otobüs biletini al git. Ben yanımda yemin bozan adam istemem. Komple mi kadınlara tövbe ettin Polat abi? İkinci bir emre kadar bütün kadınlar senin bacın kardeşin. Bu duruma alışmak için biraz süre alabilir miyim? Süre yok. Hemen bugün terk edeceksin. Bizlerin zaafı olamaz Erhan. Cennetin içinde cehennem. Ben ölmüşüm. Abi harbi mi? Dayanabilir mi ki Erhan? Verdiğiniz resim araştırıldı. Sorduğunuz şahsın kimlik bilgilerine rastlanmadı. Ya. Büyük ihtimalle herhangi biri. Önemsiz. Kıbrıs'tan araştırma imkanınız oldu mu? Oradan da araştırdık. Netice aynı. Hı-hı. Peki. Ne yapalım? Resmi geri alabilir miyim? Maalesef avukat hanım. Belge niteliği taşıdığı için arşivimize konuldu. Ne yapacaksınız ki resmi? Ne delili? Kıbrıs'ta Türk devletini ilgilendiren bir durum. Avukat hanım, sizin için artık önemi olmayabilir ama bizim için var. Aslan Akbey dosyası. Ne diyeyim? Teşekkür ederim. Hiç değilse ben size yardımcı olmuş oldum. Teşekkür ederim doktor bey. Gelişmelerden beni yine haberdar edin Safiye Hanım. Tabii ki. Size iyi günler dilerim. İyi günler. Yaptın Esat. Saç örneğini verdin mi adli tıba? Evet efendim. Mezardaki Ali değilse mezardakinin kim olduğuna da bir baksınlar. Söyledim efendim. Araştıracaklar. Doktor öyle korktu ki ne istiyorsak bulur efendim. Gizli iş yaparsan korkacaksın tabii. Yolda haber geldi efendim. Kararname çıkmış. Mithat Bey görev yerinde kalmış. Nasıl olur bu Esat? Bize gidecek demişlerdi. Kirve'ye baskı yaptırmış söylentiye göre. Bunlar bir fırıldak çeviriyorlar. Üstelik bu fırıldak aslan bile değil. Daha da büyüğü. Düğümü aslanın çakallığı çözecek. Bir Mito'ya görünelim bakalım. Şu Sabahat'ın resmini bir soralım. Bakalım ne diyecek? Seni kim soktu bu işe Ender Bey? Yani nasıl olunuyor Fahri Konsolos? Ticari ilişkilerim var Podosoy'la. Gidip gelirken dostluklarım oluştu. Bana Fahri Konsolosluk teklif ettiler. Gözünle gördün mü o ülkeyi? Hakikaten var mı öyle bir yer? Var Halil Bey. Nesi meşhur? Çok küçük bir ülke orası. Tek geçim kaynakları kömür.
Çok yardımımız olur onlara. İkinci memleketim orası. Neydi adı? Podoso. Ya kralı mıralı geldiğinde ağırlayalım karaoğlanları. Bunun içinde yeni kimliğiniz, pasaportunuz ve gerekli evraklar var. Beğendiğiniz bir ev varsa orayı rezidans yapalım. Öyle bir ülke söyledin ki. Şimdi büyük bir yer tutsak dikkat çeker. Ulan kömürlü alınır mı burası diye. Bizim bir bayrağımız dikkati çeksin. 7 sene 10 metrekarede yaşadım. Fazlası bize zarar. Ha bu çantalar senin Ender Bey. Koca bir ülkeyi temsil ediyorsun. Çok para lazım olur. Adı Mokoko muydu bizim memleketin? Gel. Beni çağırmışsınız efendim. Evet Canan Hanım. Resim için çağırdım. Bulabildiniz mi kim olduğunu? Bulabildim. Fotoğraftaki hiç kimse. Nasıl yani? Yani herhangi bir adam. Büyük ihtimalle Kıbrıslı. Öğretmen olabilir, tüccar olabilir, ölmüş olabilir. Ama önemli bir şahsiyet değil. Anladım. Resmi alabilir miyim? Belki birkaç yere daha gösterme imkanımız olur. Henüz bende değil. Konuyu takip eden arkadaşım da getirdiği zaman size veririm. Teşekkür ederim. Elif Hanım, Sabahat Hanım'la ilgili yeni bir şeylere ulaşabildin mi? Maalesef. Kimin kimi tanıyıp tanıyamadığını öğrenemiyoruz. Sanki gizli bir el tüm olanları yönetiyor. Biz de o ele hizmet ediyoruz. Bu da burada kaldı. Çöpe döksem yine de birinin toprağı. Girebilir miyim? Nesin Hanım. Buyurun. Haber vermeden geldim. Umarım müsaitsinizdir. Müsaitim. Çok zaman oldu sizi görmeyeli. Evet. Çocuklarınız nasıl? Kardeşiniz nasıl? İyiler. Yurt dışındalar. Size hukuki bazı şeyler danışacağım. Ama önce bilmek istediğim burada konuşacaklarımızın sadece burada kalıp kalmayacağı. Tabii ki buyurun. Polat dahil. Biz Polat'la arkadaşız. Ama ne o bana ne de ben ona iş konusunda konuşmayız bile. Bu hayati bir mesele. En küçük bir bilgi sızmasında çok canlar yanar. Konu nedir? İyi gördüm seni. O senin güzelliğin. Yoksa içim kan ağlıyor. Zor tabii. Dayın anne yarısı. Daha anneme söyleyemedim bile. Ne yapacaksın dayınsız İstanbul'da? Allah aşkına bir de sen başlama. Tamam tamam. Niye kafeye geldik ki? Evde rahat rahat otururduk. Oturamazdım. En azından ben rahat oturamazdım. Oturdum mu da duramazdım. Durma canım. Rahatlardın. Benimle tahrik gücü yüksek bomba gibi konuşma gülümser. Zaten fenayım. Niye buluştuk o zaman? Gülümser. Seni terk ediyorum. Bu girdiğim hayatta sana yer yok güzel. Sana ve hiçbir kadına. Saçmalama. Olur mu öyle şey? Artık ben dava adamıyım.
Nefsimi sizlere akıtamam. İçim kan ağlıyor olabilir. Gözlerin her zamankinden daha güzel. Yanakların her zamankinden daha tatlı. İş ve nedan her zamankinden daha yakıcı olsa da elveda gülümse. Al bu parayı, memleketine dön. Evde bir tencere çorba kaynıyorsa bir kaşık da sen salla. Buralarda seni kullanır kullanır atarlar. Burada gülün kıymetini bilen yok. Bir ben vardım. Artık ben de değil. Hakkını helal et. Abdülrey, Kuzguncuk'ta Sabahat Hanım var. Hikmet'ten evinin adresini öğren kadının, takip et. Nereye gidiyor, ne yapıyor, kimlerle görüşüyor, hepsini bilmek istiyorum. Emredersin abi. Usta, kim bu Sabahat? Aslan Bey'in temasta olduğu kişilerden biri. Niye takip ediyoruz biz bu kadını? Önemli bir kadın Memati. Daha önemli işlerimiz yok mu usta? Var mı Memati? Usta, Aslan Bey her kimse öldü. Hatta onu öldüren de öldü. Bu mevzu ne zaman bitecek? Yine neye takıldın Memati? Usta çıkalım artık şu devlet işlerinden. Bunlar bize zarar veriyor. Ne gibi bir zarar? Dayıyı kaybettik. Daha büyük zarar mı olur abi? Tamam kardeşim. Haklısın. Vazgeçtim. Sabahat'ı mabahat'ı takip etmiyorsun Abdülay. Ne yapıyoruz Memati? Nedir önemli işimiz? Söyle. Usta. Söyle, dinliyorum. Ben fikirlere açık bir adamım. Sen söyleyeceksin, biz yapacağız usta. Herkes işini yapacak. Sen işini yapıyor musun Memati? Ne oldu o armatör? Hangi armatör? Memati, adamlar örgüte yardım ediyor diye bizim korumamız altındaki adama çöküyorlar. Sen hangi armatör diyorsun? Sen örgüte yardım yapan adamları mı koruyorsun Memati? Ne alakası var usta? Hangi armatör diyorsun? Nasıl iş yapmak bu? Ben sana bunun hesabını sor demedim mi? Sordun mu Memati? Usta bu işlerle uğraşmaktan vakit mi kaldı? O yüzden diyorum. Mazeret istemiyorum Memati. Herkes işini yapacak. Birilerini mi öldürmek istiyorsun? Git öldür. Ben Sabahat işini mi takip edeceğim abi? Sabahat kabahat yok Abdüley. Size emrediyorum. Gidin işinizi yapın. Gidin. Her şeyi babamın elinden almak istiyorum. Vesayet davası mı? Adı neyse. Babam artık işleri yürütemeyecek kadar yaşlı ve bunun farkında değil. Her şeyi batırmadan elinden almak istiyorum. Sizin amacınız yasal olarak babanızın işlerini devralmak mı, yoksa babanızı tasfiye etmek mi? Benim amacım çocuklarıma iyi bir gelecek bırakmak. Bu kamuoyunun bütün dikkatlerini üstüne toplayacak bir dava. Bunu göğüsleyebilecek misiniz? Siz bana bu işin olur tarafını söyleyin. Benim üstesinden gelemeyeceğim bir şey yok. Babanızın yaşlandığını ya da akli yeterliliğini yitirdiğini ispatlamak için binlerce delil, şahit, dosya lazım.
ailenizin bütün mahremine girmeme, hatta kamuoyunun girmesine izin verecek misiniz? Evet. Hukukun dışında. Babanız sizi öldürür Nesin Hanım. Bu davayı açmazsam öldürür. Herkesin gözünün önünde buna teşebbüs edemez. Ancak seni ben anlarım. Yavaş şerefsiz. Sen kimin arabasının önüne kırıyorsun? Şimdi ben bu moral bozukluğuyla senin o kolunu vites kolu yapmaz mıyım cadde züppesi? Bir de köye gidip İstanbul'u size mi bırakacağım? Trafik canavarları. Siz canavar mı gördünüz? Erkeksen sağa çek. İbrahim abi kusura bakma. Tövbe edecek zaman değil. Çıkar lan şapkayı da önünü gör. Bu son göreceğin gündür. Manyak mısın sen? De ki Allah aşkına ben Türk değilim. Ya çekil git yolundan terbiyesiz. Allah'ın büyüksü. Yabancıya tövbe mi olur? Dur eğer telefon numaranı vermezsen ez git. Ben zaten ölmüş. İplikçi, 1 milyar doları reddetmenin nedenini bana açıklayamazsın. Kim açıklayabilir ki bu gariban iplikçi açıklasın canım? Vallahi evladımı kaybetmiş gibi üzgünüm. Bana hakaret ettiniz. Kim? Ben. Benim gibi naif bir adam yok canım. Eğer paramı reddetmenizin nedenini açıklayamazsanız... Bunu şahsıma yapılmış büyük bir hakaret olarak alacağım. Ve bunun hesabını soracağım. Kuzum, siz hiç iplikçinin parayı yok dediğini duydunuz mu? Ben bu parayı alırsam Tel Aviv'den New York'a kadar bütün dünya ayağa kalkar da üstüme yürür. Ah o patası politikalar. Ömrümü yedi dengeler. Badem canım. Artık benim için de, para sahibi olanlar için de, güç sahibi olanlar için de, can sahibi olanlar için de iplikçi Nedim diye biri yok.
Allah benim de, para sahibi olanların da, güç sahibi olanların da, global finans çevrelerinde bin bir belalarını versin. 1 milyar kere canimi aldın. Ne cani? Bademciklerin ne kabahati var canim? Bu saatten sonra risk almam. Ama riski alana da çok para veririm. Aa, Afgan'dan mal yağıyor. Tebriz'de tutacak yer de kalmadı. Artık sınır da sıkı ama bir yol buluruz geçirecek. Var mı başkasıyla bir temasınız? Kardeşin İsmail'le vardı. Ama sağ olası bize bakmadı. İsmail bakmıyor işler artık. Benim ikinci memlekete yolladım. Dinlenmeye. Neydi adı? Ha, Rokoko. Aa, Kirve büyük mal indiriyor. Her yeri bağlamış. Çok ucuza kapatıyor malı. Arkasında Amerikalılar olduğu için kimse de karışamıyor. Bizim parayla problemimiz yok. Gidin herkese söyleyin. Kirve kaç veriyorsa 2 katını veren var deyin. Aa, böyle bir fiyat verirsek sorarlar arkasında kim var diye. Birine yol verdiler deyin. Millet bizi öğrenene kadar Kirve bahçesine ot dikmeye başlar. Kalacak yeriniz var mı? Otelde kalıyoruz ha, Laleli'de. İyi. Dikkat çekmez. Kirve'den uzak durun. Ben size haber salmadan ne kimse burada olduğunuzu bilsin, ne de benimle görüştüğünüzü. Şu anda Irak'ta bize ait malları taşıyan 80'in üzerinde tır şoförü kardeşimiz var. Bunların %40 gibi bir oranı Karadenizli. Geri kalanının %80'i Güneydoğu. Geri kalanın tamamı da genel olarak Türkiye'nin 4 bir yöresinden. Tamam Avidin Bey. Teşekkür ederiz briefing için. Ben teşekkür ederim. Eğer biz tır şoförlerimizin can güvenliğini tesis edebilirsek, bugün Irak'a yolladığımız gücümüzü yarın öbür gün iktiza etmesi halinde dünyanın her cephesine yollayabiliriz. Tamam Avidin Bey. Gerisini biz hallederiz. Büyük prestij kazanırız Samuel kardeşim. Bekledik Ovacık kapısı açılır diye ama açılmayınca elimiz kolumuz bağlandı. Size nasıl yardım edebilirim? Barzani ve Talabani ile konseyimizin ilişkileri iyi. Eğer bu nüfuzu kullanabilirsek, tırlarımızın güvenli bir şekilde geçişini sağlayabilirsek, bu riskli ortamda büyük rant elde edebiliriz. Bunun için temasa geçeyim. Sanırım netice alırım. Size minnettar kalırım Samuel kardeşim. Bir gün siz de bana yardımcı olursunuz, ödeşiriz. Her zaman, zevkle. Boşu boşuna umut bağladık. Şimdi ne yapacağız? Bu adamların ikisi de bu resimleri size vermediğine göre bence yalan söylüyorlar. Niye yalan söylesinler? Belki arkadaşları. Belki çok önemli biri şimdi. Bu er geç ortaya çıkar. Niye böyle bir risk alsınlar ki? Ne riski? Dava mı edeceksin? Peki onlar kim olduğunu biliyorlarsa bize bir şey yapmayacaklar mı? Sizin hiçbir bilginiz yok ki. Size ne yapacaklar? Ama Sabahat'ın durumu sakat. Bizim yüzümüzden kadını öldürmesinler abi. Yok artık. Niye öldürsünler? Bizim resmi verdiğimiz adamlar katil değil ya. Tabii bir ihtimal daha var. Sabahat hakikaten sadece Aslı'nın aftosuydu. Fotoğraftaki de hiç kimseydi. Biz de durduk yere kadının resimlerini ortalıkta gezdiriyoruz. O kadar da paranoyak olmamak lazım. Sen mi söylüyorsun Hikmet abi?
Kurban keseceğim. Hikmet abi tırstı arkadaşlar. En sonunda tırstı. Sizinle konuşan da kabahat be. Her şeyden haberin var Mithat. Kimmiş o resimdeki? Efendim, bırakın artık işimizi yapalım. Yap aslanım. Sana işinden geri dur diyen mi var? Resimdeki kim? Bana cevap ver. Kurumumuz yeniden yapılandı efendim. Bu yapılanmada sizin yeriniz yok. Size ihtiyaç da yok. Şimdi müsaade ederseniz çalışacağım. Bu odadaki bütün bayrakların bana ihtiyacı var. Senin mi yok Mithat? Senin gibileri tarih yazmaz. Devlet de unutmaz Mithat. Senin koltuğunda oturan 18 adam gördüm ben. Ama senin gibisini analar çaputa sarmadı. Mithat! Gelebilir misin? Gelirim. Öleceksin. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Geçmişin silinecek. Ailen, yakınların, seni tanıyan herkes. Artık onlar yok. Hiçbiri yok. Anladın mı? Hiçbiri. Abi ne olmuş? Ölmüş. Kim ölmüş? Aslan amca ölmüş. Ailen, yakınların, seni tanıyan herkes. Artık onlar yok. Kimsem yok. Beni aldattın. Beni yarı yolda bıraktın, çektin gittin. Beni bu başıma sırlarınla bıraktın. Merhaba Ziya Bey. Merhaba Kılıç. Başın sağ olsun Polat Alemdar. Sağ ol. Buraya gelme sebebim geleceğiniz yeri göstermektir. Özledim.
Haklı çıktım. Kirve mezarlığa geldi. Hepimizi tehdit etti gitti. Biz safımızı belli ettik. O da belli etti. Halil İbrahim'i uyarsaydın. Uyardım. Pasaportu o kadar sevindi ki umurunda bile olmadı Kirve. Ziya orada mıydı? Oradaydı. Sonra hep birlikte Polat'ın yanına gittik. Ha, enteresan bir tepki verdi Ziya. Saygısızlığın kendisine yapıldığını düşünerek Kirve ile görüşeceğini söyledi. Yaşlı kurt. Dengeleri ölçecektir. Gözümün içine bakarak Hüsrev kazada ölmedi de öldürüldüyse bunu bilmem lazım dedi. Kirve senin öldürdüğünü söyleyecektir. Kirve bunu Ziya'ya alenen söylerse Ziya nasıl bizim yanımızda kalacak? Kirve'yi güçlü görürse bunu bilmiyordum diyecek. Aksi takdirde ben Hüsrev'i uyarmıştım diyecek. Netice? Ben yaşlandım, bu işlerden çekiliyorum deyip Polat'ı öne sürecek. Kendisini hedef olmaktan kurtaracak. Ya Ziya, ölümünden sonrasında hesaplıyor mu? Hesapları tesadüfler bozuyor Kılıç. Laz Ziya da benim gibi bozuk işin arkasından koşmaz. Polat önemli bir bilgiye ulaşmış. Amcayı öldüren ekip vardı ya, Pala. Evet. Onu öldürmeden sorgulamış. Pala, Kirve'nin kendilerini büyük bir iş adamına suikast için hazırladığını, son anda karar değiştirip Aslan'ın üstüne yolladığını söylemiş. Kirve, iş adamı için ikinci ekip çıkarmış. İş adamı kim Kılıç? Bir isim, emare, tanım yok. Samuel, Aslan'ın öldürülme emrini Rusların verdiğini söylemişti. Demek ki Kirve Ruslarla anlaşmış. İkinci ekip belli miymiş? Hayır. Asıl ölümünden sonrasını hesaplayan Aslan. Bu sensin. Yanındaki de amca değil mi? Kadının sandığından çıkmış resim. Magosalı öğretmen. Sabahat. Safiye. Ah.
Buradayım anneciğim. Rüya mı gördün? Safiye. Kız. Yanındayım anneciğim. Safiye kız. Kara. Hizmet. Tamam anne. Yatacağım. Bir şey yaptığım yok. Yanında durmak istedim sadece. Safiye. Kitap. Bitireyim dedim bu gece ama bitmiyor. Gidip uyuyacağım. Safiye. Doktor ne dedi? Kendi işini kendin yapmalıymışsın. Nergis uyuyacak, Safiye de uyuyacak, tamam? Mehmet. Götür. Sabah sen kendin verirsin anne. Mehmet çalışıyor. Biz dinleniyoruz. Hadi iyi uykular. Kadının bildiklerini başkaları da biliyor olabilir. Ne bildiğini bilmiyorum ki Kılıç. Aslan bu kadını bir şekilde kullanmış. Kadın bir şey biliyor mu, bilmiyor mu? Öğreneceğiz. Adresi öğrenip hemen çocukları yollayayım. Kadını senin getirmeni istiyorum. Çok dikkat çekmez mi? Nazik bir davet Kılıç. Kimi göndersen başına bir şey geleceğini düşünür. Sen gidersen sadece konuşacağımızı düşünür. Abi. Abi benden yana bir sıkıntım varsa ben alır başımı giderim. Senden yana bir sıkıntım olursa kafana sıkarım. Rahat ol. Abi burası. Kapıya yanaş. Patronuna benim geldiğimi söyle. Sen kimsin? Anana git sor. Temin ol lan!
İnansak da inanmasak da fotoğraftaki hiç kimse çıktı. Çıkmışsa da sana söylemeyecekleri belliydi Elif. Nizamettin Bey de baktırmış ama. O da söylemez. En azından denedik. Şimdi ne yapacağız? Belki bir süre bu işin peşini bırakmak lazım Elif. Siz kovaladıkça ipin ucu iyice elinizden kaçıyor. Ben de öyle düşünüyorum. Hayatıma girmeyen kimse kalmadı. Sen Doğu Eşrefoğlu'nu tanıyor musun Polat? O nereden çıktı şimdi? Soruma cevap ver. Tanıyorum Elif. Sen de benim soruma cevap ver. Artık ben de tanıyorum. Beni görüşmeye çağırdı, ben de gittim. Seni her çağırana gidecek misin? Sen beni delirtmek mi istiyorsun? Yavaş ya, ne oluyor sana? Adam Ali Can'dan meselesini merak etmiş. Ben de Ali'nin saç telini verdim adama. Neden? Ya bir de o araştıracakmış. Mezardaki adam Ali mi değil mi diye. Zaten o olmadığını biliyoruz. Neyini araştıracakmış daha? Ya yeter artık, bağırmayı kes. Kaçıncı kezdir buraya geliyorum, her seferinde bağırarak kovuyorsun beni. Ne hakkın var buna ya? Benden bir şey saklama dedikçe bir sır daha yumurtluyorsun Elif. Şimdi ben sana ne yapayım? Ben ne yapayım? Bir başıma iki senedir çalmadığım kapı kalmadı. Bana akıl öğretmekten vazgeç. Bana yardımcı olacaksan ol. Benden bir şeyler saklarsan sana yardımcı olamam Elif. Bunu kafana yaz. Tamam, anladık. Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Niye sordun? Var mı dedim Elif. Yok. Buyurun efendim. Kahve rica ediyorum Feraye. Emredersiniz efendim. Tutayım efendim. Gerek yok. Dönecek misiniz efendim? Servis için sizi bekleyeyim, onun için sormuştum. Bekleme. Sadece işini yap. Peki efendim. Sabah bu hizmetçi kızı yolla buradan. Emredersiniz efendim.
Mehmet'im. Baba. Annem nerede? Ne oldu? Bırak o silahı. Mehmet ölmeyecek. Kimse ölmeyecek. Silahı bana ver. Mehmet istedi silahı. Ona götüreceğim. Hadi bana ver onu. Sabahat Hanım. Sabahat Hanım. Bana beni bir işe gönder, bir şey yapayım diyorsun. İş seçiyorsun. Tam sana göre bir iş veriyorum. Yapamadan gelip karşıma dikiliyorsun. Adam tutmuşlar abi. Çok kalabalıktılar. Çok kalabalıktılar ha? Kaç kişiye rezil olduk Memati? Kaç kişiye kaçmış olduk, becerememiş olduk? Bir tane armatöre lafımızı geçiremeyip kaç kişinin karşısına dikileceğiz Memati? Usta, yarın kalabalık gider, mevzuyu çözeriz. Memati, bir halt çözemezsiniz. Çözeriz usta. Sokaklardan kopmazsak çözeriz. Kimin kaç adamı var, kim kime ne vermiş, kim kimden ne almış bilsek çözeriz usta. Belinde silahın vardı Memati. Çözseydin işte. Adam öldürerek çözülseydi hepsini öldürür, sokakları çözer gelirdin. O silahı beline boşuna mı taktın Memati? Sokaklarmış. Sokağa çıkmadan söyleyeyim Memati adamı kimin koruduğunu. Kirve koruyor. Palayı da onların üstüne gönderen Kirve'ydi. Korkuttu, adamlarını yanına yerleştirdi. Koruma ayağına kimse yaklaşamıyor herife. Neden? Çünkü uyuşturucu sevkiyatı yapıyorlar. Bak, sokak yok Memati. Rezillik de yok. Benim yaptığım rezillik elbet temizlenir usta. Bugün temizlenmezse yarın temizlenir. Adam herkesin önünde, senin önüne mermi attı. Sen nasıl temizleyeceksin usta?
silahla temizlenmiyor ya. Aha ben çıkardım. Eşkıyadan